Ne oldu, ne var Aleyna? Yüzük için teşekkür etmek istedim. Yani için rahat olsun demek için geldim aslında. Seni hiçbir şey için zorlamam. Pişman etmem yani. Ama bu yüzüğe de bu aileye de layık olmak için elinden gelen her şeyi yapacağım Yaman. Sana söz veriyorum. Seni utandırmayacağım. Peki. Teşekkür ederim. Biliyorum. Sana Feraye'yi unutturamam. Yaşananları geri de alamam. Ama bu evdeki hayat bize cehennem olmak zorunda değil. Hem bakarsın belki beraber gülecek şeyler de buluruz. Onca şey olmuşken. Aslında içim kan ağlarken etrafta öylece neşeli komik kız oynamak kolay değildi. Ama bildiğim tek yol buydu. Yoksa aklımı kaybederdim. Anladım. Sağ ol. Ama ben şu an bunları konuşacak durumda değilim. Ah, tabii ki haklısın. İyi geceler sana. Abla abla. Of. Buradan kaçıp gitmeyi de deneyebilirsiniz belki. Ama peşinize düşen ben olmam. Dua et önce buralı öğrenmesin. Bir insanın evladı için neler yapabileceğini en iyi sen biliyorsun Feraye. Bu akşam buraya neler yapmak istediğini hatırla. Sen bile eline silah alabiliyorsan Fural Bakırcı neler yapmaz. Bakma öyle kırgın kırgın. Girebilir miyim? Lütfen. Bu gece olanlar için üzgünüm. Sana bahsetmedim. Çünkü orada olacağını düşünmedim. Olanlar derken? Karın aniden dönmüş olmandan mı bahsediyorsun? Ben kimseye dönmedim. Hiç ben sadece bir... Feraye perişan bir halde benim yanıma geldi. Benden boşanmak istemediğini, benim yanımda kalmak istediğini söyledi. Allah Allah. Kafasına saksı mı düşmüş? Aniden sana aşık olduğunu mu anlamış? Güneş. Bak ben... Sen de kabul mü ettin? Feraye bana aşık değil. Ben de ona değilim. O sadece çok acı çekiyor. Yaman'la yaşadıklarından, ödemek zorunda kaldığı bedellerden ötürü sadece çok acı çekiyor. Ve Yaman'dan ayrılmak istiyor. Aşık değil miydi oğlum? Hala çok aşık. Ama aşık. Hiçbir şeyin çözümü değil ki. Yaman çok sevdiğim bir adam. Bana,
abisine yaptıklarından pay biçip bir kadını hayal edemiyorum bile. Sordun ya neden kabul ettin diye. Feraye çok yalnız bir kadın. Annesi öldü. Muhsin amca, babası gitti. Abisi de sen kendine faydası yok. Çare olarak seni mi gördü o zaman? Neden bu gece? Orada herkesin ortasında. Bütün aile bireyleri oradaydı çünkü. Bir kere de bıçak gibi kesip atmak istedim. Herkese tek tek defa anlatmaktansa. O pozlarınız... O kadar yakın olmanıza gerek var mıydı? Yaman başka türlüsüne inanmazdık. Baksana seni bile inandırmış. Eline ne oldu? Yok bir şey. Bakabilir miyim? Ateş yok bir şey dedim. Güneş. Lütfen. Bu sefer sen yaralandığına göre beni iyileştireyim sen. Özür dilerim. Özür dilerim.